Hasan Bekintaş'ın çocuklarına bu bölgeden gelirken mutlaka durdurup buraya yavrum şehit defnettik, bunlar için bir dua okuyalım öyle geçelim dediği noktaya geldik. Onların ifadesine göre burada da şehit defnedilmiş durumdadır. Şu anda bulunduğumuz mevki Kadıoğluk mevkisi. Buranın sağı ve solunun tamamen bizim köyümüze ait olup ekildiğini ben çok iyi biliyorum. Hatta buralarda orak dahi biçtik, ekin orağı. Zaman oldu bizim bu topraklarımızı kendi köydeki yaşayanlar birlikte karar alıp şehitler adına ormana bağışladılar. Tahminime göre buranın orman oluşu 50 seneye yakın. Büyüklerinden duyduğuma göre yakın tarihe kadar, yakın zamana kadar burada şehitlerin kemikleri, mermileri, silahları bulup getiriyorlardı köyümüze. Öğrencilerimi buraya geziye getirdim. Öğrencilerim de beşli mavzer mermileri, konserve kutuları. Bu dediğim 15 yıl önce. Hatta şerapnel parçaları da buldular. Bu bölgede biz gezdik. Öğrencilerimle birlikte. Kadıoğluk mevkisi. Daha önceki halini göstermek istiyorum. Tamamen tarım arazisi. 85 haneye ait olan tarım arazisi. Ekildikten sonra 5 yıllık, 5 yıl sonraki hali. Ekilden önceki yine yolun sağı solu. Çevir hocam. Sağı ve solu. Kadıoğluk mevkisi diye geçer. 85 hanenin tarım arazisi. Aşağı yukarı 750 dekara yakın. Bu şeyin devamında sadece orada kalmıyor. Burada devam edip burası tamamen eski orman da orası tamamen tarım arazisi olarak ağaçlandırıldı. Bundan sonraki tamamen köylüye ait mera. Mera da bağışlandı. Orası da ağaçlanma devam etti. Burada bizim Kolankaya cephesi var. Köylerimizin canla başla savunduğu askerimizle birlikte köyümüzü yakılmasına sebep olan Kolankaya cephesi burası. 450 yakın şehidimiz burada. Köylü vatandaş bu şeyi unutmadı hiçbir zaman. Haliyle ormandan faydalandık zamanında ama bir ödeme yapmak gerektiğini duyduk vatandaş olarak, Sarıcıoğlu olarak. Dışarıda olan vatandaşlar dediler ki biz bu ormanımızı, yani bu arazimizi bağışlayalım, orman işletmesi dikimini yapsın, şehitler ormanı yapalım diye o şekilde yola çıkıldı. Afyoneli İhsan ilçesi, Döver beldesi ve Sarıcıoğlu köyünün olduğu noktalardayız. Bu dağdan çıkan sular birleşerek Porsuk çayını meydana getirir. İleride Eber Gölü var, Eber Barajı var. Hemen yukarıda göreceğiz. Ondan sonra şimdilerde gidemiyor Porsuk'a, belki ulaşamıyor ama buranın suları Porsuk'u besleyen ana kaynakların olduğu yerlerdir. Burası Eskişehir, Kütahya, Afyon illerini birbirine bağlayan yol üzeri olduğu için Yunanların öncelikle ele geçirmek istediği yerlerdir. 1920 yılından başlayıp 1922 yılının Ağustos ayının 27-28'ine kadar devam eden mücadeleler buralara sahip olmak için edilmiştir. Yunanların hedefi, işte Yunan orduları, Anadolu orduları başkomutanı Pangalos var. Onun Yunanistan'a verdiği rapor var. 52 bin ordu gönderin bana buradaki mevcut ordulara diyor. Bunlarla ek olarak ne yapalım? Ankara'ya kadar olan noktaları ele geçirelim. Türkler doğudan ve güneydoğudan ordu getirirse geç kalmış olabiliriz diyor. Ve burayı ele geçirmek için 1921 yılının Temmuz ayından itibaren 10-11 Temmuz'da bu noktalara saldırıya başlıyorlar. Bunun sebebi işte buradaki su kaynakları, buradaki yol, bu stratejik noktayı ele geçirmek. Canları ve kanlarıyla destanlar yazan aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar gencecik fidanlar, birer damla çocuktular. Kan gibi dökülüp aktılar ülkemizin ırmaklarına. Can oldular vatan topraklarına. Onlar çiçek çiçek açıp gittiler. Zaferler tarihimize şan ve şeref verdiler. Halen gelincikler kızıl, güller al aldır. Tüm çiçekler renklerini isimsiz ve mezarsız şehitlerden alır. Meçhul askerdense de isimleri Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin, Mustafa'dır.
Anadolu coğrafyasından savaşlara gönüllü katılan, bizi düşmana çiğnetmeyen Eroğlu erlerdir. Onlar sabah güneşinin ilk ışıkları, akşamın grup vakti kızıllığıdır. Onlar için ne yapsak az. Aziz şehitlerimizi Mehmet Akif'in mısralarıyla rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Sana dar gelmeyecek mahberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Değerli izleyenlerimiz, Afyon ekranlardan anlatılmaz. Afyon'a gidilir. Sadece kaymak için, sadece gelip geçmek için değil. Kocatepe'ye çıkmak, o Kurtuluş Savaşı'nın mücadele alanını, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz emrini verdiği yeri görmek gerek. Sonra 3000 yıllık geçmişe doğru tarihe yolculuğa çıkıp Frigya Vadisi, Ayazini bölgesine gitmek ve buradaki Frigya medeniyetini görmek gerek. Evet, Afyon anlatılmaz, yaşanır, hissedilerek yaşanır, şehitlikler ziyaret edilir, tarihi geçmişe yolculuğa çıkılır, evet, sonra da kaymak yemek hak edilir diyor. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere. Afyon'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Veya anlaşayım.